Selamünaleyküm hocalarım. 19. hafta inne ve kardeşleri ile nakıs fiiller yani ya asıllı olanlar. Bunu yanımıza alalım. Şimdi inne ve kardeşlerde ne var? Aslında bu inne ve ahavatuha bunlar kız kardeşler demek. Yani doğru tercümesi şöyle. inne ve bacıları. Tamam mı? Ee, Ehun kardeş. Uhtun kız kardeş. Ehun çoğulu. ihvan ya da ihva kardeşler. Ahavat ise kız kardeşler demek. İnne ve bacıları. Nedir bunlar? İnne, enne, ke, enne, lakinne edatları. İnne ve kardeşleri var. Bunların özel durumu var. Biraz sonra göreceksiniz. İnne muhakkak ki demek. Tercümede bunu kullanmayın. Çünkü bizim Türkçe biz muhakkak ki eve gittim falan demeyiz biz. Arapçada bir süsleme edatıdır bu. Şu enneyi görmüştünüz. Dı edatı ee, anlamı verir. Ke enne sanki yapıyor. Lakin ise ancak fakat yapıyor. El muslim seriya. Müslüman hızlıdır. Ee, Müslüman kesinlikle hızlı diyeceğimizde başına inne getiri veriyoruz. İnnel muslim seriya. Ke ennel muslim seriya. Müslüman sanki hızlıdır. Şu ennelerde zorluk çekiyoruz. E'lemu ennel muslim seriya. Arkadaşlar Müslüman hızlı olduğunu biliyorum demek için şu da, şu olduğunu biliyorumu yazmayın tamam mı? Müslüman hızlı da deyin. El muslim seriya. Ondan sonra şuraya yazarsınız. E'lemu enne getirirsiniz başına tamam mı? E'lemu ennel muslim seriya. ''Lâkinnel muslim seriâ'' ''Ancak Müslüman hızlıdır.'' Fakat, ee, arkadaşlar şu belirli olacak tamam mı? ''İnne muslim Seriye değil. O zaman Müslüman hızlıdır değil de hızlı Müslüman oluyor. ''Keennel muslim seriâ'' Burası eliflem taksi koymazsanız ''Keennel muslim seriâ'' dediniz mi? O zaman sanki hızlı Müslüman olur. Sanki Müslüman hızlıdır değil. Niye? Çünkü burası özne yüklememesi lazım. Bu ennelerde de, enneden sonraki kelimede eliflam takısı kullanmadığını gördüm bazen. E'lemu enne muslim seriha değil. O, hızlı Müslüman olduğunu anlamına gelir. Cümle yarıda kalır. Tamam mı? Şurada eliflam takısı gelmesi gerekiyor. Müslüman hızlıdır. Ondan sonra şimdi inne ve kardeşlerden sonraki gelen kelime eğer une ile biten cemi müzekker salimse muslimune mu'minune gibi ne yapıyoruz? İnne'den sonraki gelen özne iğne şeklinde gelir. El muslimune seri'une. Müslümanlar hızlıdırlar. İnnel muslimine seri'une. Seriye kelimesini bakınız şey yapmayın. Ya'ya çevirmeyin vav harfini tamam mı? Bu sadece özne için geçerli. Ke ennel muslimine seri'une. Sanki Müslümanlar hızlıdır. Ne yapıyor? Yine burası muslimune muslimine gelmiş. Bakınız. İnne ve kardeşlerin sonraki gelen kelime yani özne dairemesi eğer U'ne ile bitiyorsa iğneye dönüşecek. Tamam mı? Eğer ikiliyse özne. Ani yerine. Ani. Yerine. Eyni şeklinde harf değiştirmesi gerekiyor. El muslimani seri ani. İnnel musli meyni seri ani. Ke ennel musli meyni seri aynı. Her ikisi bile değil. Sadece şu özne kısımları şey yapılacak. Vavdan ye, e, şey, Eliften y'ye dönüştürülecek. İnne ve kardeşlerden sonra asla doğrudan fiil gelemez. Bakın bu e, kural çok ihmal ediliyor. Mesela ancak çocuk gitti diyeceğimizde ne yapıyoruz? Çocuk gitti. hebet tıfıl değil mi? Lakinne vehebe tıfıl olmaz. Tamam mı? Bu inne ve kardeşlerden sonra fiil gelmez. İsim gelir. Lakinne tıfıl vehebe diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum. E, bu inne ve kardeşlerden sonra direkt fiil gelemez. Tamam mı? Lakinne vehebe tıfıl olmaz. Eğer inne ve kardeşten sonra mecburen filik gelecekse araya bitişik zamir ekledim. Mesela ancak gittin diyoruz ya. Ancak gittin e, lakin ne zehepte. Yani başka bir kelime de yok. Ben nerede isim sokacağım araya? Mesela burada vardı isim. Çocuk kelimesi vardı ama ancak gittiğinde hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz? O zaman bitişik zamir ekliyoruz. Lakin ne ke zehepte. Bakın nasıl. Bir şeyden sonra bir bitişik zamir ekledik. E, mesela Be, ancak ben gittim. Lakin ne ni zeheptu. Tamam mı? Mesela ee, onlar git, muhakkak ki gittiler. İnnehum zehebu olacak. İnnehum zehebu. Ondan sonra İnnekum şeribtum. Bakınız. Kesinlikle içtiniz. İnne şeribtum diye. İnnekum şeribtum. Fakat yasakladık. Lakinne mena'na olmaz. Lakinne na mena'na. Araya bir tane bitişik zamir gelecek. Eğer direkt fiil gelecekse. Nakıs fiillerin çekimine gelelim. Hocalar şimdi nakıs fiil çekimi kolay bir şey değil. Ama hepsini attı şimdi. Sondaki harf e, vav ya da elif e, ise şey, vav ya da e, ya ise ona nakıs fiil deniyor. Rama. Bakınız. Rama'daki son harf y yani elif maksura. E, de son harfi elif aslı bunun vav'dır. Tamam mı? Harf vav ya Vav wow. Elif. Ya da ya olan harfler. Şimdi rame. Bakınız. Rame'de ne var? Ye asıllı. Bu nakız fiil oluyor. Dea elif var. Bu da ne oluyor? Vav wow, asıllı. Bunlar nakız fiil deniyor. Bunların özelliği ne? Fiil çekimi farklıdır bunların. Eğer sondaki harf Elif maksur ye ise o harfin aslı her zaman için ye'dir. Eğer sondaki harf elif ise mesela de'a da öyle. O harfin aslı her zaman vav'dur. Tamam De'a'nın aslı de'avedir. Ramen aslı rameyedir. Ee, nakıs sondan illetli fiillerin mazi ve muzari çekimlerine bazı farklı durumlar vardır. Bunları ezberlemek, ezberlenek arkadaşlar. Şimdi farklı farklı şey karşılaşacaksınız. Bunları iyi ezberlemeniz gerekiyor. Rama, ramaya, ramevu. Niye rame vu değil peki? Burası aslında ne olması gerekiyordu? Burası ra me vu olması gerekmiyor muydu burası normalde? Ramevu. vu. Şimdi bir kural var. İki tane illetli harf arka arkaya gelirse bir tanesi atılacak. Ya fiilin kendisindeki ramadaki şey pardon ramevu demişim. Rame olması lazım değil mi burası? Rameyu. Şimdi ye ile vav bir, bir araya geldiğinde arap bunun telaffuzu zorlanıyor. Bir tanesini silecek. Ya fiilin kendisindeki illetli harf olan y'yi silecek ya da e, bitişen çoğul vav'unu silecek. Hangisini silelim? Kuralçudur. Her zaman için fiilin kendisindekini kurban ediyoruz. Niye? Eğer biz bunu kurban edersek, bunu silersek o zaman biz bunun çoğul olduğunu nasıl bilebileceğiz? Bilemeyiz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şuradaki şeyi siliyoruz. Y harfini siliyoruz fiilin aslındaki. Ne kaldı geriye? Rameu kaldı. Anlaşıldı mı? Rame, rameya, ramev. Ramet. Rame, rameta, rameyne. Rameyte, rameytuma diye devam ediyor. Bunu ona göre çekin. Ya aslı fiildi muzarilerin çekimleri arkadaşlar. Şimdi e, rame muzarisi yermi. Yermi. Yermi yani yermune. Aslında bu şöyleydi. Yer mi Yu neydi. Tamam. Yer mi Yermi neydi aslı. Şimdi yermi ne de y ile vav bir araya geldi ve bunun telaffuzu zor. Ya fiilin kendisindeki var olan şu illetli harfi sileceğiz ya da bitişen sondan vav'u sileceğiz. Bitişen sondaki vav'u silmiyoruz çünkü o çoğul olduğunu gösteriyor. Bu durumda fiilin kendisindeki olan y'yi atıyoruz. Ne kaldı geriye? Yer mi'ne zor olduğu için bu yer neye dönüşüyor. Tamam mı? termi yani yermine Hiç ezberliyorsun. Bunu ezberlemek zorundasınız. Başka şansınız yok. Şu dığını, e, şeklindeki cümlemizi demin açıklamıştım. Yeni kelimelerde ne var? Tarih, yol, pekkara, yufekkir, tefkir. Tefekkara da var arkadaşlar aynı anlamda. Düşünmek tamam mı? Tefekkara, o tefekkur. Pekkara, yufekkir, tefkir. İki tane şey var. İkisi de aynı. Mektebe, kütübhane demek e, cedid, kadim, cenub, şark, şemal, de'a dua etti, çağırdı. Bunu da şey yapalım. Dua ya da e, da'va. Dua, dua etmek de çağırmak demek. Şimdi de'an iki anlamı var. Bir dua etti bir de çağırdı anlamı var. De'a her iki anlama gelebilir. Dua etti çağırdı da. Yed'u dua ediyor, çağırıyor anlamı. İkisi de olabilir. Ama dua kelimesi sadece dua etmek anlamındadır. Da'vetun masları ise sadece ve sadece çağırmak e, çağırma yani seslenmek, çağırmak anlamda kullanılır attığında sen atmadın ancak Allah attı. O ma ramayte id ramayte Allah rama. Evet burada bizim konumuzla ilgili iki tane unsur olduğu için bu ayeti seçtim ben. Nedir o? Bir lakin ne var? Bir de şey fiili var. E, ee, nakıs fiil var. Rama fiili var. Ma ramayte id ramayte ve Allah rama. Arkadaşlar bunu e, şeyde kaderciler kullanır bunu tamam mı? Hazreti Musa'ya hitaben söyleniyor bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen attığında sen atmadın. Allah attı. Yani onu biz yaptırdık diye. Kaderciler bu. Tam kaderciler şey savunurlar. Bütün yaptıklarımız neyse hepsini Allah bize yaptırıyor. Biz bir şey yaptığımız yok. Allahu Teala'nın şeyidir, kontroldür. Delil olarak da bu ayeti getirir onlar. Onda diğerlerde de farklı ayetler onun karşısına getirirler delil olarak. Hatta bunu e, FETÖ'cüler de kullandılar bu şeyi, bu ayeti. Bu 15 Temmuz'dan önceki seçim hangisi hatırlamıyorum. Orada şey Pahayem neydi onun ismi? Bu terör destekli olan partiye oy atması emir geldiğinde şimdi FETÖ üyeleri de atmak istemediler. Yani şimdi yıllardır kızdığımız kişiye mi oy atacağız diye. Yukarıdan talimat gelmiş. Bu ayeti okuyun ondan sonra oyunuzu atın. Atarken sen atmıyorsun Allah atıyor yani onu yapan sen değilsin. Yukarıdan gelen bir emir var diye. O şekilde okumuşlar. Millet ona göre oy atmış. Evet artık e, konuşmamız başlıyor. Ee, günlük her gün arkadaşlar bu tamam mı? Pazartesi, sal, yani pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi her gün yapılacak bu konuşma. Her gün. Bundan sonra telefon konuşması var. Size pratik Arapça e, öğreteceğiz. Ee, basitle başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Keyfi haluka. Eğer bayansa karşıdaki keyfi haluki. Eğer saygı hürmet göstermek istiyorsak keyfi halukum diyoruz tamam mı? Karşımızdaki eğer bayan ise bir hoca ise bayan hocaya ona keyfe halukun ne demiyoruz? Keyfe halukum diyoruz yine. Tamam mı? Saygı yine e, müzekker olarak yapılıyor. Diyeceksiniz ki bayana saygıyı hak etmiyor. Vallahi Araplarda bir değişik işte. Ee, Ene bi hayır ve ente bayan ve enti. Karşıdaki saygı ifade etmek bu entum. Ene bi hayır eydan şükran diyorsunuz ve telefonu kapatıyorsunuz. Bu en fazla bir dakika sürer. Tamam mı? Ee, uzun sürmez ve bunu her gün yapacağız arkadaşlar. İngilizcede şu anda güzel sonuç elde ediyoruz bu konuşmalardan dolayı. Allah, Allah razı olsun. Kolay gelsin.